Herkese günaydın, iyi haftalar. Geçen hafta da hafta sonu maalesef çok üzücü haberlerle geçirmiştik. Bu hafta da hafta sonu da benzer bir haber akışı vardı maalesef. Umuyorum bundan sonraki günlerde bu tip üzücü gelişmeler söz konusu olmaz. Piyasalar açısından baktığımızda Cuma günü olumlu bir kapanış oldu. Biliyorsunuz ciddi tedirginlik içindeyim ben çünkü ihtimal olarak baktığınızda ani bir çözülmenin ihtimali çok artmış durumda. Şimdi endeks nominal bazda baktığımızda 2009'dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetmiş durumda. O 2009 düşüşünden sonraki boğa piyasası açısından baktığımızda ve Cuma günü de olumlu bir toparlanma yaşandı. 200 günlük ortalaması test edildi. Ardından da hızlı bir şekilde yukarıya doğru gittik. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada bence değerlemelerle kaynaklı bir satıştan bahsetmiyoruz. Korelasyonların ciddi anlamda bozulduğu bir satıştan bahsediyoruz ve dönüp baktığımızda Cuma günü ve bu sabah itibariyle 10 yıllıkların durumu nasıl dersek hala gördüğünüz üzere 2.10'lar 2.85 civarında duruyor. Şunu grafiksel olarak baktığımızda bakın görüyorsunuz endeksteki bütün satışa rağmen bu tarafta tam aksi bir hareket söz konusu ve yukarıya doğru giden getiriler görüyorsunuz. Dolayısıyla bu normal zamanlarda olmaması gereken bir ilişkiydi ama şu anda net bir şekilde kendisini ifade ediyor. Şimdi bu hafta önemli bir veri açıklaması olacak. O da CPI tarafı. Gördüğünüz üzere manşette 0.3, çekirdekte 0.2 bekleniyor. Tabi burada bir şey söyleyebilmek zor. Herhangi bir zayıf veri az da olsa piyasaları toparlayacaktır ama olay biraz daha artık enflasyon dinamiklerinin dışına çıktı. Şimdi benim öncü takip ettiğim göstergelerde şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 15 aylık bir gecikme ile net bir yukarı enflasyon baskısı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu hafta belki zayıf bir veri gelir ama ondan sonraki haftalarda yukarıya doğru baskının tekrar artacağını göreceğiz. Şimdi bugün yine aynı zamanda Trump'ın altyapılarla ilgili açıklaması gelecek. Orada sadece 1,5 trilyon ve 200 milyarlık kamu federal bütçe desteğini biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha detay önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ama daha önceki videolarda veya maillerde hatırlayacaksınız. Amerika'daki potansiyel GDP ile şu andaki GDP'nin seyrini üst üste koyarak output gap yani çıktı açığının nasıl azaldığını hatta ortadan kalktığını paylaşmıştım. Dolayısıyla 2009, 2010, 2011 gibi ekonomide çok fazla işsiz olduğu, kapasitenin çok düşük olduğu dönemlerde açılacak olan ekonomik paketin büyüme ve enflasyona olan etkisiyle şu noktada açılacak olan ekonomik paketin büyüme ve enflasyona olan etkileri farklı olacaktır. Dolayısıyla enflasyon tarafına oradan da gelen bir baskı var gibi gözüküyor. Tabii bunun üzerine bütçe konusunu koyabiliriz. Geçen gün paylaştığım artık zannediyorum hafta sonu FTSE'de de vardı, Financial Times'da da vardı. Şirketlerin özellikle teknoloji şirketlerinin nasıl hedge fon banka büyüklüğünde portföyleri olduğu ve pozisyon aldıkları bunların hepsi birden 10 yıllıklara işleyen noktalar. Dolayısıyla 10 yıllıkların üzerindeki baskılar da artacaktır. Yanılmıyorsam 2 hafta önce paylaşmıştım. Benim modelim 3.20'ler civarında bir 10 yıllık öngörüyor. Dolayısıyla yukarı tarafında hala açık olduğunu düşünüyorum. Peki piyasa Fed faizleri ile ilgili düşüncesini değiştirdi mi? Hayır. Şu an itibariyle baktığımızda aşağı yukarı 68 bas puan yani 2,5 faiz artışı bekleyen bir piyasayla karşı karşıyayız diyebilirse burada şu da var muhtemelen düşüşler sırasında piyasa biraz daha Fed geride kalır fazla aktif olamaz düşüncesine sahip ama eğer buradan dönüş olursak ki ben hala endekslerde yeni zirveler olacağını düşünüyorum. Değerleme kaynaklı değil, korelasyon kaynaklı satış yediğimizi düşünüyorum. Böyle baktığımızda Fed'in 3 ve hatta 4 sene sonuna doğru 4 faiz arttırması bence hala mümkün diye bakıyorum. Asya tarafında bugün Japonya'da gelecek, bugün Japonya kapalı. Çin tarafında da baktığımızda hafif bir
değer artışı olduğunu görüyoruz. Ama Cuma günkü %4'lük kapanıştan sonra bu da çok kuvvetli bir artış değil aslında. DAX tarafı ciddi anlamda satışıyor. Görüyorsunuz dipleri kırmış durumda. 200 günlük ortalamasını, ki geçtiğimiz Cuma günü Eurostoxx'ta paylaşmıştım, 200 günlük ortalamasının da net bir şekilde altına geldi. Bakın tekrar aynı şeyi altını çizmek istiyorum. Amerikan endeksleri çok daha sağlam dayanıyor. Devamlı olarak Avrupa'nın ön plana çıktığını, ECB nedeniyle veya başka konulardan dolayı, ucuzluğundan dolayı Avrupa hisselerinin tavsiye edildiğini, bankacılık sektörünün tavsiye edildiğini vesaire görüyoruz. Ama realiteye baktığımızda ne yeni zirveler yaparken ne de düzeltmeler Amerika'dan daha iyi bir performans gösterebiliyor. Şu an itibariyle baktığımızda önemli bir desteğe gelmiş durumdayız. Buradan Amerika'nın da yardımıyla bir toparlanma kaydetme çalışması için de olacaktır tabii DAX. Kakaran tarafına baktığımızda orada da kritik seviyelere yaklaşıyoruz. Şurada gördüğümüz günlük bazda bakarsak aşağı yukarı 4960 civarı seviyelerin kırılmaması lazım. Yukarı trendin devamından bahsediyor olabilmek için. Ama tabii ki bu tarafta da kısa vadeli, daha kısa vadeli teknik görüntüye baktığımızda yeniden 200 günlük ortalamanın altına düşmüş olan bir endeksten bahsediyoruz. Dolayısıyla hala Amerika tarafında olmayı tercih ediyorum. Büyüme tarafında da hisselerin performansı açısından da bence Amerika önümüzdeki dönem hem düşüşte hem yükselişte Avrupa'yı outperform etmeye devam edecek. Ama burada bir hisseye de değinip geçmek istiyorum. Deutsche Bank'ın görüntüsü, şuradaki hali görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl gördüğü dibinde altına gelmiş durumda, ki aşağı yukarı 2009 dibini koyarsak görüyorsunuz 2009'daki, yani krizin o şiddetli dönemindeki dibine gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz senelerde bu dibin de altına gelmişti. Şu anda da Deutsche Bank'ın bu zayıflığı aslında Avrupa bankacılık sektörü açısından, elbette bütün bankalar böyle değil, Deutsche Bank'ın da batması söz konusu olmayacaktır, Citibank gibi arkada bir kamu desteği var, ama ne kadar zayıf olduğu ve bu zayıflığın ekonomiye destek açısından ne kadar problematik olduğu bence şu görüntüde çok net bir şekilde gözümüze çarpıyor olması lazım. Nasıl kurtulabilir? Bir, ya çok ciddi bir yeniden düzenleme gelecek bankanın yapısına yönelik, veya işte ECB eksi 40 olan 0.4 olan faizleri 0.20 yaptı, sıfıra çekti gibi spekülatif, bütün bankacılık sektörünü o sırada iyi etkileyecek haberlere ihtiyaç var. Yoksa bana değerleme açısından çok da çekici gelmiyor Deutsche Bank. Parite tarafına geçelim. Parite tarafında baktığımızda Euro'da hafif bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Ama geçtiğimiz hafta bahsettiğim bir konu vardı. Risk reversal'ların, 3 aylık risk reversal'ların aşağı döneceğini söylemiştim. Nihayet geçtiğimiz hafta itibariyle net bir şekilde eksiye geçti. Zaten hatırlarsanız bir aylıklarda İtalya seçimlerine denk düşen bir tarih dilimine geliyordu. Daha net bir şekilde aşağıya doğru kırmıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde konu biraz daha politikaya doğru, İtalyan seçimlerine doğru kayabilir baktığımızda ekonomik dinamikleri oranında. Dolayısıyla Euro'da henüz ciddi bir hasar oluşmuş değil. 21'e kadar da bence bundan bahsetmek çok doğru olmaz. Ama yukarı yönlü hareketlerin 25-30'da bir süre daha sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ve hatta Mart yaklaştıkça da 25-30'lara kadar gidebileceğinden de şüpheliyim. Aşağı tarafta 21'li seviyeler kırılırsa biraz daha ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Peki bütün bu harala gürele içinde herhangi bir pozisyonlarda azalma oldu mu? Gördüğünüz üzere evet biraz oldu, ama ciddi anlamda bir ürkme hala söz konusu değil. Dolayısıyla yukarıyı sınırlandıran bir gelişme bu. Aşağıyı da biraz daha açık hale getiren bir görüntü var. 21'lerin kırılması durumunda daha kuvvetli satış yiyecek olan bir euroya bakıyoruz. Japon yeni tarafında
109'lar civarındaki seyir devam ediyor. Burada da net bir yukarıyı hala yapamadığımızı görüyoruz. Üstelik de çok kritik seviyeleri de yaklaşmış durumdayız. Tabii burada net bir çöküş görürse Amerika tarafında veya global hisselerde çok büyük bir ihtimalle 108 seviyesi de kırılacaktır. Şimdi buradaki problem de aslında Euro tarafındakinin tam tersi bir görüntüde. Burada da rekor demesek bile yüksek diyebileceğimiz short pozisyonlar söz konusu. Dolayısıyla da 108'in kırılmasına destek verecek bir görüntüyle karşı karşıyayız. Pound tarafında Bank of England'ın faiz arttırışı söz konusu oldu. O günde pound boğalar çok sevindi ama görüyorsunuz o tarafta da satış yemiş durumdayız. Ben İngiltere'deki veya Kanada'daki faiz artışlarının yanlış stratejiler olduğunu düşünüyorum. Burada hala çok net bir yukarı trend var. Görüyorsunuz yükselen tepeler var. Dolayısıyla ne kadar negatif de olsanız bu görüntüde satış yapmak çok doğru olmayacaktır. Şu anda da benzer bir durum söz konusu. Ama iki tarafta da ekonomiyi zorlayacak, daha doğrusu ihracat makinesiyle Brexit'ten korunan ekonomiyi biraz daha zor duruma sokacak olan gelişmelerle karşı karşıyayız. O açıdan baktığımızda pound'un da orta vadede dolar karşısında iyi bir performans göstermesini tıpkı euro gibi beklemiyorum. Altın tarafına geçelim. Altındaki çok aşırı bir satış yemedik. Yani dönüp de baktığımızda çok önemli bir hareketle karşı karşıyayız dememiz mümkün değil. Ama şunu söylüyorum, yani Amerika'da bu sertlikte bir satış olacak. Dolayısıyla altın 1365'leri aşar, 1400'lere gider denilseydi çok az insan itiraz ederdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki bu geri çekilme, işte o bahsettiğim korelasyonlar açısından bence önemli bir hareket. Şu an için çok büyük bir düşüş söz konusu değil altın tarafında. Ama benim görüşüm, bunu geçtiğimiz yıllarda da söylemiştim, altının asıl rallisi altın ve dolar beraber yükselirken gelecek. Bu kafaları karıştıracak. Belki de hatalı çıkarım, ben yanlış çıkarım ama benim düşüncem altın ve doların eş zamanlı olarak yükseleceği dönemlere şahit olacağımız yönünde. Dolayısıyla buradaki farklı dinamiklerden bahsediyorum ben. Benim kafamdaki altındaki yükseliş, altındaki rally 1900'lere doğru gidecek, belki onu aşırtacak olan rally ile piyasadaki altın boğalarının gördüğü rally çok farklı iki rally. Tabii ne fark eder ki diyeceksiniz ama o gün geldiğinde varlık fiyatlamaları, genel global varlık fiyatlamaları arasında çok fark ettiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Yani haklı da çıksam, haksız da çıksam. Ama tekrar söylüyorum, benim beklentim altın ve doların eş zamanlı rallisi. Şimdi buradaki problemli noktaya bakalım. Problemli nokta son dönemlerde devamlı olduğu gibi hala gümüşün zayıflığı. Görüyorsunuz alçalan tepeler halinde yükselen bir gümüş var. Yani hala net bir aşağı trendin içinde gümüş. Benzer bir şekilde altın hisselerinin de istenilen performansı yakalayamadığını görüyoruz. Cuma günü hisselere, genel hisse hareketine paralel olarak yeni bir dip yaptıktan sonra toparlanmayı başardı. Ama burada da alçalan dipler şeklinde giden bir altın hisse endeks performansı var. Dolayısıyla da şu anda altının vakti geldi, yukarıya doğru dönüş başlıyor diyebilmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Pozisyonlanmaya bir göz atalım. Bu tarafta da herhangi bir aşırılık söz konusu değil. Belki de altının çok düşmemesinin de nedeni budur diyebiliriz. 1365 aşıldığı takdirde, gümüşle beraber aşıldığı takdirde peşinden gitme niyetindeyim. Ama şu an için henüz bunun gerçekleşmediğini görüyoruz ve hatta baktığımızda altın gümüş rasyosu hala altın lehine hareket ediyor. Dolayısıyla bunun da negatif bir görüntü olarak bir kenarda durması gerekir. Şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 82-83 civarında oluşmuş 3 tane tepe var ki bu seviyelerin kırılıyor olması ya
jeopolitik bir gelişme oldu. Altın tek başına çok ciddi bir ralliye çıktı anlamına gelecektir. Veya çok ciddi bir altın ve gümüşte çöküş var anlamına gelecektir. Dolayısıyla 82-83 civarındaki pariteye dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Petrol tarafında güzel bir düzeltme geliyor, gelmesi gereken yerden geliyor şeklinde ifade edersem daha doğru olur. Çünkü bu seviyelerin de üzerine gitmesi, yani 66'ların da üzerine gitmesi bence fundamental olarak çok mantıklı bir durum değildi. 66-62 bandını kırdığına göre bundan sonra daha düşük seviyelere doğru bir geri çekilme olacaktır. Aslında isterseniz 55 dolarlara ve hatta 200 günlük ortalamanın bulunduğu 53 dolarlara kadar bu hareketin devamını görebiliriz. Burada da aşırı bir iyimserlik vardı. Hala da bu aşırı iyimserliğin devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen bu spekülatif pozisyonlarda önümüzdeki dönemde çözülecek ve bizi 53-55'e doğru geriye çekecek ki bunun da ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Kuyu sayıları açısından da bakarsanız şurada grafiği açarsak görüyorsunuz ciddi bir zıplama söz konusu ve geçtiğimiz yaz aylarında yaptığımız tepede aşılmış durumda. Doğal olarak fiyatlardaki yükseliş bundan sonra bir fren görevi görecek. Amerika'daki üretim rakamının da zaten arttığını, rekorların bypass edildiğini görüyoruz. Yüksek fiyatların ilacı yüksek fiyatlar, düşük fiyatların ilacı düşük fiyatlardır. Yavaş yavaş yüksek fiyatları görüp verimsiz olan veya daha önce üretim dışında kalan unsurların geri geldiğini görüyoruz. Kuyu sayılarındaki artış da bunu onaylıyor. Dolayısıyla yukarı tarafta 66 seviyelerinin aşılması cari dinamiklerle biraz zor gibi geliyor bana ve şu üretim rakamları geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Artık benim açımdan stoklardan biraz daha fazla önem kazanmış durumda. Amerikan 10 yıllıklarına hemen hızlıca bir göz atalım. Burada görüyorsunuz 86, az önce 85'lerdeydik. 86 seviyelerine gelmiş durumdayız. Burada tabii önemli olan birkaç tane dinamik var. Önce enflasyon beklentilerine bakalım ki çarşamba günü bu açıdan önemli olacaktır. Enflasyon beklentilerinde hafif geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Bu getiriler açısından olumlu bir gelişme. Şuradaki term premium, vade primi açısından bakalım. Bakın burada hala net yükselişler oluyor. Yani 10 yıllıkların 10 yıllık dönemdeki belirsizliğin arttığını, riskin arttığını düşünen bir piyasayla karşı karşıyayız. 0.60'lardan 0.-0.21'lere gelen bir term premium karşımızda var ki bunun uzun vadeli görüntüsüne baktığımızda aslında en azından ortalaması hani sıfır olmasa bile normal hayatını geçirdiği dönemin sıfırın üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada sıfırlara doğru bir hareket aşağı yukarı 20 bas puan daha eklememiz anlamına geliyor ki bu bizi 3'ün üzerine atar. Tabii enflasyon beklentilerinde vesaire bir değişiklik olmadığı varsayımıyla. Dolayısıyla bu vade priminin de yakından takip edilmesi gerekir. Şimdi benim ekonomi açısından rahat olmamı sağlayan unsurlardan bir tanesi 2 yıllıklarda 10 yıllıklar arasındaki spread'in toparlanıyor olması. Buradaki görüntüyü çok konuştuk. Muhakkak başka yerlerden de duydunuz. Yataylaşması sonra da terse dönmesi, getiri eğrisinin terse dönmesi özellikle yani 2 yıllıkların 10 yıllıklardan daha yüksek bir getirisi olması en güvenilir resesyon sinyallerinden bir tanesidir. Şurada da zaten ağır bir baskı olduğunu görüyorduk. Şimdi bir toparlanma var. Yeterli bir toparlanma mı? Hayır değil ama dönüp de baktığımızda 50'lerden 77'lere gelen bir hızlı toparlanma görüyoruz. Dolayısıyla bunun devam ediyor olması da olumlu bir gelişme olarak konuşulabilir. Şu anda ben bono piyasasının bir krize, bir resesyona işaret ettiğini düşünmüyorum. Ama net bir şekilde portföylerde bir ayarlama yapılacaktır. Ona şahidiz. Son olarak Bitcoin tarafına hemen bir göz atalım. Hafta sonunda 9200'lü seviyeleri gördük ama hızlıca da bir geri çekilme söz konusu oldu. Şunu hemen koyarsak.
9200'lerin aşılması çok kolay olmayacaktır. Bu seviyeler sağlam seviyeler. Burada hafta sonu fiyat hareketini görmüyorsunuz ama 9200'ün aşılması ve o civarda da maliyetlenme. Maliyetlenmeden kastım ne? Bir zıpkın gibi aşılmasından bahsetmiyorum. Onun üzerine çıktıktan sonra biraz tutunması, alınması, verilmesi, yani biraz o seviyelerde bir maliyet oluşması, insanların buradaki fiyatlara alışmasından bahsediyorum. Şu an için sadece cumartesi günü bir zıplama gördük. Ardından da yine 8500'ler civarındayız. Yeterli bir hareket değil bu. Dolayısıyla bizi henüz şeyden çıkartmış değil, panik durumunda veya tehlike seviyelerinden çıkartmış değil. Buradan tekrar 6000'lere geri çekilmesi, daha doğrusu 200 günlük ortalamanın altında net bir kapanış yapması durumunda aldığımız pozisyonları kapatmak ve çok daha düşük seviyeleri beklemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Diğer para birimlerine bakarsak orada da benzer adımlar izliyoruz. Ethereum tarafında da 900'lerin üzerine çıkmıştık ama yeterli olmadı Bitcoin'in geri gelmesiyle. Açık söyleyeyim, Ethereum'u daha sağlam olarak görüyorum. Önümüzdeki günlerde biraz daha detaylandıracağım bu konuyu ama Bitcoin'in şu Lightning Network konusu ortaya çıkmadan, netleşmeden Ethereum tarafında da POW'dan POS'e geçmesi çok ciddi bir ikisi arasında farklılık yaratacaktır. Dolayısıyla bu konuyu da göz ardı etmeyelim. Önümüzdeki günlerde biraz daha detaylandıracağım. Herkese iyi haftalar diliyorum.